Merhaba arkadaşlar. Geçen haftalarda yüksek seçiciden bahsetmiştik. Yüksek seç arızalarından. Bu hafta ise mikser arızalarından bahsedeceğim. Yüksek seç arızalarından bahsederken genel olarak amplifikatörler, ramp dediğimiz ön amplifikatör, volüm kontrolü, sürücü katında yüksek seç, limiter sınırlandırıcı, sürücü katında ise yüksek seç, ikinci yüksek seç ve güç amplifikatörü power amp katında oluşurdu. Daha önce yüksek seçlerden bahsederken çalışma prensiplerinden bahsetmiştik. Amplifikatörler giriş sinyaline göre bir anda yükseltme yapmazlardı. Yavaş yavaş, hani merdiven basamakları gibi düşünürsek, yavaş yavaş yükseltme yapıyorlardı. Giriş sinyali kademe kademe yükseltirler. Mikser katında gelen bas kalın tiz ince sesleri, yani ses seviyesine ayarlanmış ses sinyallerini birinci sürücü devresinde gerilim yüksek seç katına yükseltir. Oradan limiter katında gönderir. Limiter katında bozulmaya sebep olan sinyaller kesilerek, yani kırık olarak ikinci sürücü devresine gönderir. Güç amplifikatörü olarak adlandırılan çıkış yükseltici tüm akımı yük üzerine aktarır. Sonuçta girişteki ses sinyalini çıkışta yükseltilmiş olarak duyarız. Amplifikatörün çalışma sınıfları, güç yükseltişleri üretilirken önemli faktör verimleri demiştik. Yükseltiş verimleri göz önünde alarak çalışma sınıflarını ayırırsak, bunlar A sınıfı, B sınıfı, AB sınıfı yükseltişlerdir. Daha farklı yükseltişler de vardır bu sınıflardan hariç. Mikser, daha önceki derslerden de mikserden biraz bahsetmiştik. Mikserin tanımını, yapısını, çalışma prensibini. Yapısı olarak giriş sinyali üzerinden ton kontrolü yaparlar. Girişteki sinyali çıkışlara farklı seviyede yönlendirme işlemi yapan cihazlara biz mikser diyorduk. Yani ses mikserleri yapılarına göre farklılık gösterseler de mikser devreleri giriş yükseltici gain, kanal ton kontrol devresi, kanal ses yükseltici falders, ses yönlendirici fan, karıştırıcı mikser ve çıkış ton kontrol ünitelerinden oluşur. Ekranda bir ses mikserinin şekli gözüküyor. Mikser cihazında kullanılan temel üniteler çalışması gain, girişe bağlanan mikrofon veya yüksek ses seviyeli cihazların ses seviyelerini girişe uygun şekilde alçaltıp yükseltmeye yarar. Ton kontrol amp dediğimiz ise kanal girişine uygulanan ses sinyalini ton kontrol ayarlarını yapar. Falders, kanal girişine uygulanmış ses sinyallerinin çıkışlardaki ses seviyesini ayarlar. Fan, kanal sinyalinin çıkışa sağa ya da sola kaydırılmasını sağlar. Mild mix amp dediğimiz ise kanal girişlerine gelen ses sinyallerini bas kalın ve tiz ince tonlarına ve şiddetine herhangi bir değişiklik yapmadan kanal girişlerine gelen sinyalleri toplayıp ana kontrol devresine gönderme işlemi yapar. Mikser arızalarına değinecek olursak, mikserde arıza meydana gelmiş ise ilk başta tozdan arındırma işlemi yapılır. Tozdan arındırma işlemi elektrik süpürge makinesi veya kuru bezle yapılır. Toz arındırma işlemi yapıldıktan sonra temizleyici sıvılara kart temizlenir. Elektronik kart üzerinde çatlak ve soğuk lehim varsa bunlar kontrol yapıldıktan sonra çatlak ve soğuk lehimle sağlamlaştırılır. Bu işlemden sonra ölçme metoduyla, yani multimetre ile veya farklı bir ölçüm aletiyle, 10 metre gibi arıza aranır. Ölçme işlemi yapılarak direnç gibi elemanların bir bacağı sökülüp öyle ölçülür. Yani devre üzerinde elemanların ölçümünü yaparsak farklı değerler ölçeriz ve bu da bizi yanıltır. Ekranda örneğin soğuk lehim arızası gözüküyor. Dikkat edersek soğuk lehim arızalarında boşluklar var ve eleman bacakları temas etmediği için burada herhangi bir devrede akım geçmediği için kartımız çalışmaz. Yani bunun tamamen havayla, iyice havaya ısıtıldıktan sonra lehimle sağlamlaştırılır. Diğer bir arıza ise çatlak ve kırık arızası. Mikserde genellikle Dine girişine bağlanacak ses kaynağının, yani mikrofon girişine bağlanmasına dua, girişteki hopapların, yani ses yükseltişlerin yanması, mikser düğmelerinin bozulması ve besleme ünitesinde oluşan arızalar gözüküyor. En fazla yapılan arızalar.
Arda'nın testi girişini sinyal jeneratörü, çıkışını osiloskop bağlı mikserin hiç çalışmamasının sebebi mikserimiz çalışmıyor. Çatlak ve soğuk lehim kontrolü yaptık. Çatlak tamir edildi veya soğuk lehimler tazelendi eğer böyle bir arızamız varsa. Bu işlemlerden sonra yine mikser çalışmıyorsa kart üzerinde aşırı ısınan transistör ve diğer elemanlar varsa entegre gibi bu elemanların tespiti yapıldıktan sonra yani dokunarak da ısınıp ısınmadığını tespit edebiliriz. Bunlar yenilerle değiştirilir. Yine de mikser çalışmıyorsa besleme girişi ölçülür. Girişte gerilim yoksa giriş sigortası giriş anahtarı ölçülür. Mikserde genellikle giriş ve çıkış sigortaları göze gözükmeyecek yerde de olabiliyor. Yani bütün hepsinde, mikserlerin hepsinde mutlaka giriş ve çıkış sigortaları bulunur. Daha sonra bu sigortaların mikserde ne görevde yaptığını açıklayacağız. Sigorta veya anahtar sağlam değilse yenisiyle değiştirilir. Mikser çalışmamaya devam ediyorsa, giriş sigortası ve giriş anahtarı sağlamsa, ölçtük, sağlam, herhangi bir sıkıntı yok. Gerilim kablosu seçilir ve arızalı olan kablo değiştirilir. Eğer arızada kablo varsa gerilim kablosunda, bu sefer kablolar değiştirilir. Mikserimiz yine çalışmıyorsa, trafo girişlerinde gerilim var, çıkışında gerilim yoksa, trafoyu ölçeriz, eğer gerilim var ve çıkışında gerilim yoksa, mikser çalışması için trafo yanmıştır. Trafonun değiştirilmesi gerekir. Ekranda örneğin trafo gözüküyor. Mikser çalışmıyor. Trafo çıkışında AC sinyal var ama besleme çıkışında DC gerilim yok. DC besleme sigortası bozuktur. Kontrol edilir. Eğer sigortası bozuksa bu sefer sigortayı değiştirir. Mikseriniz yine çalışmıyorsa besleme katındaki diyot ve transistörler kontrol edilir. Diyotlu ve kontrol edildikten sonra yine çalışmıyorsa bu sefer mikserin yağ kısımları yakınızda yağ kısımlarda çıkışında sinyal yoksa giriş yakı küflenmiş ya da terminalindeki bağlantı kopmuştur. İçindeki kablolar kopabiliyor bunların. Onlar değiştirilir. Ekranda örneğin yakın girişleri gözüküyor. Tek yükseltecine bağlı. Girişe bağlanan sinyal jeneratörü sinyalin çıkışa görülmüyor. Böyle bir arızada giriş sinyali jeneratör bağlanarak 1 kHz ve yeterince genlikte sinüsoidal sinyal amplifikatörü uygulanır. Yani ses yükseltecine uygulanır. Mikserin kısımları gain, ton kontrol, fader, pan, mic, amp, ana, ton kontrol devresi, equalizer devresinin çıkışlarına osiloskop bağlanarak sinyal takibi yapılır. Hepsine tek tek osiloskop bağlanarak çıkışlardaki sinyallerden, hani sinyaller bozulmuş mu? Zaten arıza olan yerde sinyaller bozulur. Tek tek arıza takibi yapılır. Potansiyometre ayar yapmıyorsa potansiyometremiz bozulmuştur. Değiştirmesi gerekir. Potu çevirerek kışırtı oluyorsa potansiyometre spreyle temizlenir. Çıkışlarından biri çalışıyor, diğeri çalışmıyorsa yanmış olan çıkış katının üniteleri sinyal takibi yapılır. Sinyal takibi cihazın sağlam olduğunu gösterir. Ara bağlantısı kablosu değiştirilmelidir. Sinyal kontrol cihazın sağlam olduğunu gösterir. Çünkü eğer sinyal takibinde herhangi bir sinyal bozukluk varsa arıza takibi ve bulunması daha kolay olur. Ara bağlantı kablosunda sıkıntı varsa bu sefer ara bağlantı kablosu değiştirilir. Örneğin ekranda ses yükselticinin şeyleri elemanları gözüküyor, eleman kartları. Kartlardaki elemanlar. Arızanın giderilmesi. Örneğin aşağıda bir işlem basamaklarına var. İşlem basamaklarına bakarsak
şöyle bir yerde karşımıza çıkarsa ses mikserimizde herhangi arıza varsa ses mikserinde iki bağlantı tesisatı ölçülür. Yani gerilim kablosu yakıtlar kontrol edilir. Mikser iç ve dış sigortası kontrol edilir. Daha önce de söylemiştik. Mikserin iç ve dış sigortaları göze gözükmeyecek yerde olabilir. Yani bunun sigortası yoktur gibi şey yapamayız. Hepsinin mutlaka sigortası olmak zorunda. Mikser besleme voltajını ölçeriz. Mikser girişinde hafif sinyal var. Ölçü aleti uygun konuma ve en yüksek kademeye alınarak ölçülür. Daha önceki ölçme testlerinde de görmüştük. Ölçü aleti ölçerken en yüksek kademeyle başlarız. Yani en yüksek kademeyle değil. Mikser çıkışlarını kontrol ederiz. Mikser çıkışlarında oszilloskopa bağlayıp çıkışı gözlemleyebiliriz. Devre takibi yaparız. Devre takibiyle mikseri oluşturan üniteler tespit edilir ve bu ünitelerdeki sinyaller nerede bozuk olduğu bulabilirsek arızanın takibi daha kolay olur. Mikseri entegreler söküp ölçeriz. Şüphelendiğimizde ölçülmeyen entegrelerin yenisiyle değiştiririz. Mikser transistörlerini söküp ölçeriz. Mikser transistörlerini ölçerken devre üzerinde ölçmeyiz. Yani direnç gibi, diyot gibi elemanları ölçmeyiz. Mutlaka bunların ya bir bacaklarını çıkartırız ya da hepsini söküp ölçeriz ondan sonra. Çünkü devre üzerinde ölçtüğümüz zaman bizi yanıltır, farklı sonuçlar elde ederiz. Miksere bağlı ihtiyaçlar kontrol edilir, mikrofon gibi. Mikserinde biraz da kesinlik yapmak için sistemin akım ve gerilim güç amplifikatörlerde besleme girişi 120 voltta besleme çıkışı amplifikatörün özelliğine göre işte 20-80 volt arasında değişir. Güç amplifikatörleri yüksek güçte çalıştıklarından 5-15 amper beslemede akım çekerler. Mikserler düşük güçte çalışan cihazlardır. Genellikle op-amp kullanıldığı için besleme girişleri 220 volt, beslemede çıkışları 12 volttur. Beslemede 1 amper 2 amper arasında akım çekerler. Mikser ve amplifikatörün bağlantı noktaları mikser ve ses yükseltecilerinin devrelerinde doğru bağlantı yapılmadığı takdirde cihaza zarar verir. Cihazın vereceği güçten yoksun kalabilirsiniz. Yani güçten yoksun kaldığımız takdirde cihazımız çalışmaz, yanar. Mikserin bağlantı noktalarına bakarsak ekranda düşük empedans mikrofonlarının bağlantı girişiydi. Yine keyboard, elektronik davullar, aktif çıkışlı elektro ve bas gitarlar, CD çalar ve benzeri yüksek sinyal çıkışlı cihazların bağlantı noktası. Yine 5-6 stereo çıkışlı enstrümanların bağlantı noktası. AUX set dediğimiz cihazı ayrı bir efekt cihazı bağlamamızı sağlar. Stereo Retro AUX dediğimiz çıkışlarından efekt cihazlarına gönderilen sinyalin efekt cihazından dönüş bağlantısıdır. Mineout cihazın mikser çıkışları. Phone dediğimiz kulaklık. Tabayın ve out mikserin bir kayıt cihazına kayıt yapmak ya da kaydedenleri dinlemek için. Yani kaydettik daha sonra dinlemek için tabayın out düğmesini basarız. Yani o girişleri kullanırız. Control out ikinci mikser bağlantı çıkışlarıdır. Amplifikatörün bağlantı noktaları gözüküyor. Bir ses yükselticinin. Girişler amplifikatörün arka panelinde hani deminki resimde gözüktüğü gibi C1, C2, C3, C4 dediğimiz girişler mikser çıkışının bağlantı amplifikatör girişleridir. Ayrı ayrı iki paralel hepsi paralel olarak kullanılabilir. Yani ikisini de ayrı paralel kullanırız diğer isterim. Ama genellikle hepsini paralelde kullanabiliriz bunları. Çıkışlar speaker out kısmı ise hoparlöre bağlanan amplifikatör çıkışlardır. Her bir çıkış ayrı ayrı kullanımda 4 ohmluk ampedanslı hoparlör bağlanır. Böyle bir bağlantıda her hoparlöre amplifikatörün toplam gücünün 1 bölü 4'ü alınır. Çıkışlar bir ikiye düğmesiyle köpürlenirse çıkışlar CH1, CH2 ve CH3, CH4 iki çıkışa indirgenir. Bu durumda C1, C ve C2 çıkışı 8 ohmluk amperlik hoparlör, empedanslı hoparlör ve C3 ve C4 çıkışında 8 ohmluk empedanslı hoparlör bağlanır. Biz de hoparlörler konusunu anlatırken, hoparlörler bağlanırken genellikle paralel bağlardık.
bağlamazdık. Çünkü zeri bağladığımız zaman sıkıntı, ilerideki sıkıntı çıkabiliyor. Çünkü bir tane hoparlörün bozuk olması diğer hoparlörlere ses kıtırmasına, ardalanmasına neden olabiliyordu. Çok sağlıklı bir yöntem değildi seri bağlamak. O yüzden biz hoparlörleri genellikle paralel bağlarız. Çıkışlar köpürlendiğinden dolayı iki çıkış olacağından ve her bir hoparlörden toplam gücün yarısı duyulacaktır. Sigortalar seslendirme cihazlarının besleme katında ani gerilim değişmelerinde cihazın zarar görülmemesi için sigorta bağlanır. Şebeke dalgalanmaları ya da yükün fazla akım çektiği durumlarda bu sigortalar yanar. Sigortalar kontrol ederek sağlam olmayan sigortalar üstünde yazan değerin aynısıyla değiştirilir. Çünkü sigorta değerinin altında takılırsa cihazın çekeceği akım yüksek olacağı için sürekli sigortamız yanar. Yani sürekli sigortalar değiştirmek zorunda kalırız. Yüksek değerli sigorta takılırsa cihazdan oluşan küçük hasarlar sigorta atmadığı için cihaza daha büyük zarar verir. Yani üzerinde yüksek bir akım geçti ve sigorta atmadı. Bu sefer ne olur? Devremizdeki elemanlar yanar. Ve cihazımız büyük bir hasar görmüş olur. Seslendirme cihazlarında cihazın özelliğine göre iç ve dışta sigortalar bulunur demiştik. Bu iç ve dış sigortalar gözle gözükmeyecek yerlere de konulabiliyor.